Çalışma arkadaşlar. Gamze bize geldiğinde annesi getirdi. O zaman Gamze 9 yaşındaydı. Biz Gamze'yi aldık. İşitme engellidir kendisi ve hiç konuşamıyor, hiç duyamıyor. Ama biz bunu 9 yaşında aldık. 2-2,5 yıl gibi kısa bir sürede bize alıştı, antrenmanlara devam etti. Lise çağında geldikten sonra annesinin işi itibariyle İstanbul'a gittiler. İstanbul'da bir evlilikten sonra oradan Konya'ya geçiş yaptı. 2015 yılında DEAF Karate takımı kurulduğunda herkes işitme engelli sporcu. Bizim Gamze de bize kendiliğinden 2015 yılında geldi. Geldiğinde o zaman Ermenistan'da işitme engelliler DEAF Avrupa şampiyonası vardı. Biz kısa bir süre, 6 ay gibi bir sürede Gamze'mizi hazırladık. Gamze kardeşimizi hazırladık ve Ermenistan'a gönderdik. Gamze o zaman Avrupa üçüncüsü oldu. Geldi bize. Biz baktık Gamze gayet iyi bu işi götürecek. Daha da çok antrenmanlar yaptık. Sene 2016'da Samsun'da yapılan Dünya Karate Şampiyonası'nda dünya ikincisi oldu. Artı 59 kiloda. Baktık çıta büyüyor ve 2017'de Türkiye Şampiyonası'nı tekrar kazandı. Türkiye şampiyonu oldu. Olimpiyat kotası aldı. Yine 2017'de Samsun'da yapılan DEAF İşitme Engelliler Olimpiyatı'nda da karate'de en büyüğü oldu. Olimpiyat şampiyonu oldu. Ve Ferdi o zaman Samsun'da yapılan DEAF olimpiyatlarında, İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda tek Ferdi'de olimpiyat şampiyonu olan bayan sporcumuzdur. En son olarak geçtiğimiz Kasım ayında İran'ın Tahran başkentinde yapılan işitme engelliler Dünya Karate Şampiyonası'nda da yine artı 59 kilogramda üçüncü oldu. Kendisini tebrik ediyoruz. Önümüzde Şubat ayında işitme engelliler Türkiye Şampiyonası var ve orada olimpiyat seçmeleri yapılacak. Antrenmanlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Şubat'taki Türkiye Şampiyonası'nda birinci olursak olimpiyat vizesini alırız. Ama dediğim gibi çok çalışmak lazım ki Gamze de bundan sonra daha da çok çalışacak. Önceden işi vardı, çalışmıyordu. Şimdi işini de bıraktı. İşi karate, inşallah daha iyi olacak. Gelsinler, salonumuz açık. Herkese salonumuz açık. Gamze kardeşimiz gibi biz ellerinden tutarız ve üst seviyelere çıkartırız inşallah.